Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün size iki tane iyi, bir tane de kötü haberim var. Şimdi bu haberlere geçeceğiz birlikte. Brawl Stars'ın oyunun içerisinde bizden gizlediği, daha doğrusu bütün herkeste görünmeyen birkaç şeyden de bahsedeceğim bu videoda. Bu arada arka planı falan da düzenledim. Dünkü videoyu izlediyseniz bütün her şey şu anda yolunda. Dünkü desteğiniz için çok teşekkürler. Ve bu videoya da aşağıdan bir tane like atarak bana destek olursanız çok sevinirim. Günlük Brawl Stars videolarının devamı için like'larınız çok önemli. Kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 700 bin aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Öncelikle ilk iyi haberimize geçelim arkadaşlar. Oyunun içerisinde çok uzun zamandır beklediğimiz Hırsız Edgar teklifi sonunda geldi. Hırsız Edgar teklifi aslında sadece tek başına bir kostüm olarak değil, yanında birçok ücretsizle birlikte geldi. Burada gördüğünüz gibi ücretsiz efsaneviye kadar giden bir yol var. Şimdi bütün hepsini zaten birlikte alacağız. Ve bu hesapta şu anda dükkanda görünmeyen çok ilginç bir şeylerden daha bahsedeceğim arkadaşlar size. Öncelikle isterseniz yeni Hırsız Edgar kostümünü bir satın alalım. Bütün teklifi de ben sizin için satın alacağım. Bu arada daha önce 7 tane Hırsız Edgar kostüm çekilişimiz vardı hatırlarsanız. Onu da bu videonun sonunda bulabilirsiniz. Normalde bunu satın almak mantıklı mı değil mi diye soracak olursanız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size, 199 elmaslık bir kostüm. Üstüne 49 elmas daha veriyorsunuz. Bir 49 daha veriyorsunuz. Yani aslında 200 elmas, 199 elmaslık bir kostümü 299 elmas karşılığında bütün bu tekliflerle satın almış oluyorsunuz. O yüzden sadece buradaki şunu da alabilirsiniz. Yani 199 elmasa ya da bunun indirimini bekleyebilirsiniz. Tabii ki eğer almayı düşünüyorsanız. Ama 299 elmas verdiğiniz zaman buradaki diğer bütün ödülleri de birlikte veriyor. Eğer gelişim sizin için önemliyse bütün hepsini de alabilirsiniz. Hemen şuradan bir Hırsız Edgar'ı alalım arkadaşlar. İçerisinde özel görseller falan da varmış. Şöyle bir hatta bir tür önce çevireyim isterseniz ve şu anda Hırsız Edgar kostümünü aldım arkadaşlar. Zamanın Kumları sezonunun belki de en çok beklediğimiz kostümlerinden bir tanesi. Yanında oyuncu simgesidir, rozetidir, spreydir, bütün hepsi de bu şekilde geliyor. Gerçekten güzel. Şimdi hemen buradan devam edeceğim. 200 altın veriyor. Yine güzel 200 altın. Bakın buraya kadar zaten ücretsiz veriyor. Yani siz Hırsız Edgar'ı aldığınız zaman eğer alırsanız 199 elmasa hem güç puanı hem de buradaki altını zaten veriyor. Ondan sonraki adımda arkadaşlar 49 elmas daha verirseniz eğer buradan 2500 altın daha alıyorsunuz. Ben şu anda videoda size göstermek için alıyorum açıkçası. Yoksa normalde sadece Hırsız Edgar'ı alırım belki. Hatta bunun indirimini bile bekleyebilirsiniz. Ama çok istediğiniz bir kostümse tabii ki o zaman indirimini beklemezsiniz ve muhtemelen alabilirsiniz. Şuradan 5 tane de star hediyemiz varmış. Bunu da alalım. Bundan zaten çok bir şey verme şansı yok. Bu benim ana hesabım çünkü. Black Soul hesabı olduğu için buna verebileceği bir tek kostüm olabilir. Onun dışında pek bir şey olmuyor. Neyse buradan devam edelim. En sonunda bir tane de efsanevi star hediyesi var. Yani çok enteresan bir şey. Ücretsiz efsanevi, ücretsiz diyor ama aslında burada belli bir elmas ödememiz gerekiyor. Yani aslında tam olarak ücretsiz değil. Neyse biz şimdi buradan yine devam edelim arkadaşlar. 100 altın daha aldık. Buradan 2500 altın için bir 49 elmas daha veriyorum ve 2500 altın alıyorum. 2500 altın merak ettim. Şuradan bir bakacağım. 2500 altın normalde kaç elmas? 2040 altın 170 elmas. Yani 2500 altın 200 elmas falan aslında uygun yani. Fiyat olarak baktığımız zaman uygun ama tabii işte yani bu tür şeyler arada markette de zaten satılıyor. Ve şimdi geldik ücretsiz efsanevi arkadaşlar ve içerisinden çıkır sesi gelmedi. Rozet falan gelebilir. Belki bir kostüm olmayan ne var onu da bilmiyorum. Neyse tıkladım. Ve hiper şarj verdi bu arada. Bak bu çok güzel oldu. Buzz'ın hiper şarjını verdi arkadaşlar. Gerçekten sevindim buna. Buzz'ın hiper şarjını aldıktan sonra bakın bu şekilde koleksiyon paketleri de geliyor arkadaşlar. Hani koleksiyon paketini almazsak 5000 altın karşılığında hiper şarjı alırsak daha, ya da işte star hediyesinden çıkartırsak daha sonra oradaki kozmetikler kayboluyor mu diye merak ediyorsanız bu şekilde geliyor arkadaşlar. Hatta ben bunları da alayım bence. 69 elmas çünkü indirimli olarak da gelmiş ve buradaki görsel şeyleri güzel. Oyuncu simgesi falan özellikle bence güzel. Bunları da alalım arkadaşlar bence hazır gelmişken. Çünkü bunlar sürekli tekrardan geri geliyor mu ondan çok emin değilim. Belki sadece sınırlı süre için geliyordur ondan sonra gelmiyor olabilir ama emin değilim. Belki sürekli geliyor da olabilir. Bilen varsa yorum kısmına yazarsanız çok iyi olur. Bunları da aldık. Başka herhangi bir şey var mı? Şu anda başka herhangi bir şey yok. Şurada bir tane günlük hediyemiz var. Bunu alalım. Şimdi size kötü habere geçmeden önce
bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada Sandy Gems diye bir tane elmas teklifi var ve bu şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi elmas teklifi. Normalde elmas tekliflerinde %10 ekstra, %20 ekstra falan olur. Yani mesela işte 300 elmas yerine 330 elmas verir size ya da 360 elmas verir falan. Yani en fazla %30 gördüm ben şimdiye kadar. Ama bu farklı arkadaşlar. Bu 2x değerli, yani %100 ekstra veriyor. %50 daha ucuz diyebiliriz. Normalde bakın 170 elmas 170 lira arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi normalde 170 elmas 350 lira. Yani yarı fiyatına bu elması alabiliyorsunuz. Eğer elmas almayı düşünüyorsanız ya da en azından ara ara elmas satın alıyorsanız bu teklifi sakın ama sakın kaçırmayın. Bende şu anda 3324 elmas var ama ben buna rağmen alacağım arkadaşlar. Burada aldığınız elması direkt yarı fiyatına vermiş oluyor. O yüzden bunu alıyorum. Eğer bunu ya da farklı herhangi bir teklifi satın alacak olursanız satın almadan önce marketteki kod bölümüne, yani şuraya Onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu tür içerikleri üretmeye devam edebilmem için burada kod bölümüne Onur yazmanız gerçekten çok önemli. Ve bana çok büyük bir destek vermiş oluyor. Marketten kod bölümüne Onur yazdım ve buradaki elmasımızı alıyorum. Ve şu anda satın alma işlemimiz başarılı oldu arkadaşlar. 170 elmasımız hesabımıza geldi ve şu anda 3494 elmasım oldu. Ama burada olmayan bazı teklifler daha var arkadaşlar. Şimdi bir tane yan hesabıma geçeceğim ve oradan göstereceğim. Şimdi evde kal alt hesabıma geçtim ve bakın tekrar dükkana geliyorum arkadaşlar. Burada bir özel teklif var. Fener Sandy kostümü ve Fener Sandy kostüm 149 elmastan 79 elmasa düşmüş. Eğer sevdiğiniz bir kostümse, ki bence çok güzel bir kostüm, bunu da alabilirsiniz. Ve burada Sandy Gems diyor. Yani aslında bu Fener Sandy teklifini alabilmemiz için gelmiş bir teklifmiş bu da. Ama bunun yanında ana hesabımda görünmeyen bazı şeyler de var. Ana hesabımda zaten mücevher sınırın üstünde ve bütün karakterlerin var diye muhtemelen göstermiyor. Ama sizde bu teklifleri de gösteriyor olabilir arkadaşlar. Bakın 5x değerli 2200 kredi veriyor. Ve aynı şekilde 6700 de mücevher veriyor. 5x değerli. Yani gerçekten böyle bir değer daha öncesinde ben görmemiştim. Daha önce belki gelmiş olabilir ama elmasta gelmediğini biliyorum. Kredi ve mücevher içinde bence gelmemiş olabilir arkadaşlar. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş en yüksek değerli tekliflerden biri olabilir. 5x değerli teklifler geliyor tabii ki ama mesela altında geliyor, güç puanında falan geliyor. Kredide ve mücevherde geldiyse, dediğim gibi, hatırlıyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ama bu teklifleri de eğer imkanınız varsa ve ihtiyacınız varsa bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Hani normal zamanda gidip de buna 5 kat fazla para ödemek yerine, bakın bugün zaten son günü, bugün bitiyor. Elmas, kredi, mücevher, eğer bunlardan ihtiyacınız olan varsa veya daha sonra almayı düşündüğünüz bir şey varsa bugünden alın mutlaka. Şimdi kötü habere geçmeden önce şu Edgar'ın kostümünü en azından deneme mağarasında bir deneyelim. Bakın bu kazanma animasyonu bu arada. Bu şekilde kazanıyor. Daha önce kaybetme animasyonunu falan tüm kostümler videomda göstermiştim. O yüzden şu anda tekrar göstermeyeceğim. Ama isterseniz hemen bir deneme mağarasında bakalım. Şu anda deneme mağarasına girdim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bir animasyonu, bir vuruş efekti var. Gerçekten çok güzel. Bakın parçaladığı zaman falan bir efekti var mı bu arada? Bakalım, parçaladığı zaman sanıyorum bir efekti herhalde yok ya da varsa da tam görünmüyor olabilir. Bakın bunun süperi çok iyi arkadaşlar. Şöyle süperinde atladığı zaman bayağı güzel bir böyle kum gibi bir şey çıkıyor. Hatta şöyle hiper şarjına da bir basalım isterseniz. Bakın gerçekten baya baya güzel. Yani sürekli böyle süper kullandığınız zaman kumların içerisinden falan çıkıyor gibi. Gerçekten inanılmaz bir kostüm yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve teklif sonunda, uzun zamandır beklediğimiz teklif de oyuna eklenmiş oldu. Ve Brawl Stars Hırsız Edgar'ın gelmesiyle birlikte böyle bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Hırsız Edgar burada ve yarın da Mega Kumbara başlıyor. Ve Mega Kumbara'nın içerisindeki o dış etkenleri falan da sıralamışlar. Burada böyle bir tane de aslında karikatür var arkadaşlar. Karikatüre de hızlı bir şekilde bakabiliriz. Burada Mega Kumbara'ya doğru bakıyorlar ve orada bazı korumalar var. Onları aşağı almam lazım diyor. Edgar da problem değil diyor arkadaşlar ve uçarak içeri giriyor. Şurada gördüğünüz gibi camdan falan içeri giriyor. Ondan sonra içeride de arkadaşlar gördüğünüz gibi Barley ve Pearl karakterleri var. Onlara elmalı pasta veriyor ve elmalı pastayı alıp gidiyor arkadaşlar Edgar oradan. Ama gittikten sonra şimdi o korumalar diyor ve korumalara doğru giderken korumalar Mortis ve Chuck arkadaşlar. Chuck'ın yeni kostümü bu arada ve bunlar birbirlerine doğru bakıyor. O neydi falan diyor Chuck. Sonra Mortis de diyor ki bir şey değildi, sadece bir star hediyesi falan da. Derken Edgar arkadan ikisini birbirine
vuruyor arkadaşlar ve daha sonra da oradaki mega kumbaraya aslında ulaşmış oluyor ve harika diyor. Bakın burada Mortis de Chuck burada yerde serilmiş durumda. Sonra Edgar da içerisinden çok az bir miktar alıyor. Bu yeterli olacak diyor ve sonra da gitme zamanı diyor arkadaşlar. Hırsız Edgar olduğu için oradan bir şey çalıyor ama az bir miktar çalıyor. Yani bütün hepsini çalmak yerine küçük bir miktar sadece çalıyor ve bu kadar bana yeterli deyip yoluna devam ediyor. Ve şimdi de gelelim kötü haber arkadaşlar. Daha önce benim de videosunu çektiğim ve gerçekten de çok severek oynadığım biraz Clash Royale'e benzer bir oyun vardı. Clash Mini isminde. Ve Clash Mini de çok uzun zamandır yani yaklaşık herhalde 2 yıldır falan devam ediyordu. İlk başta çok fazla oynuyordum. Ben çok da videosunu çektim. Ama hatırlarsanız bir yerden sonra dedim ki artık bu oyun yani globale çıkacaksa ben çıktıktan sonra devam edeceğim. Hatta son videom diye çekmiştim bayağı bir önce. Çünkü Supercell'in şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok uzun süre beklettiği zaman bir oyunu globale genelde çıkartmıyorlar. Ve bu oyunda çok uzun zamandır bekliyordu. Yani ben artık globale çıkmayacağını yani bir yıl önce falan tahmin etmiştim. Ve bugün de Clash Mini'nin artık geliştirmesinin devam etmeyeceği kararı alındı. Bu aslında kötü bir haber gibi gelmeyebilir. Birçoğunuz belki de oynamamışsınızdır ve zaten hiç oyunu belki duymamış bile olabilirsiniz. Ama bu oyun gerçekten de potansiyeli çok yüksek bir oyundu arkadaşlar ve bu oyun Clash Mini, Clash Quest ve Clash Heroes diye 3 oyun birlikte gelecek diye tanıtılmıştı. Clash Quest daha önce zaten durduruldu. Clash Mini durduruldu. Clash Heroes'dan ses bile yok. O yüzden şu anda Supercell'in yeni bir oyun çıkartması mutlaka bence gerekiyor. Şu anda Moco var, Squadbusters var. Onların da kaderi aynı şekilde mi olacak diye düşünmeye başladım. Çünkü birçok oyun geliyor ama birçok oyunda maalesef yok ediliyor ve gerçekten bence Clash Mini yok edilmemesi gereken güzel oyunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ve bunun içerisinde ben satın alım falan da daha önce yapmıştım mesela. Oradakileri galiba transfer falan da edebiliyorsunuz. Ama buradaki yazının içerisinde ilginç bir şey var arkadaşlar. Şurada bir tane link var ve onun içerisinden eğer merakınız varsa Clash Mini'ye siz de bunu okuyabilirsiniz. Ya da Clash Royale'i seviyorsanız okuyabilirsiniz. Clash Mini'nin geliştirmesine devam etmeyeceğiz ama Clash Royale'in içerisinde Clash Mini'yi devam ettireceğiz gibi bir şey söylüyorlar. Bakın bunu daha öncesinde farklı bir yerde hiç söylememişlerdi arkadaşlar. Yani Clash Mini'yi tamamen yok etmek yerine Clash Royale'in içerisinde ne bileyim belki bir farklı oyun modu gibi belki işte ikisinin arasında seçim yapacak şekilde bilmiyorum artık ya da en azından Clash Mini'deki karakterleri ve bazı özellikleri Clash Royale'e entegre edecek şekilde devam edeceklerinden bahsettiler. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani bu şekilde oyunların 2 sene boyunca geliştirildikten sonra tamamen durdurulması sizce doğru mu? Yoksa atıyorum işte 4-5 ay falan mesela denendikten sonra eğer potansiyel varsa direkt olarak globale mi çıkarılmalı oyun? Supercell'in bakışı biraz da hani globale çıkarttıktan sonra tekrar geriye alamıyorlar. O yüzden muhtemelen böyle bir şey yapıyorlar ama arkadaşlar bu kaçıncı bu şekilde geliştirilmesi durdurulan oyun bilmiyorum. Yani bir oyunun globale çıkması gerekiyor bence hızlı bir şekilde. Bakalım önce hangi oyun çıkacak, hangi oyun başarabilecek bu kadar oyunun içerisinden gerçekten merakla bekliyorum. Ve ekranda gördüğünüz videonun içerisinde de 7 tane Hırsız Edgar kostüm çekilişi yapmıştık arkadaşlar. Şimdi isterseniz o çekilişin sonuçlarına da birlikte bakalım. İlk kazanan arkadaşımızı hemen çekelim. Mustafa'nın Instagram'ını hemen bir kontrol edeyim. Kendisi Instagram üzerinden beni takip etmiş ve diğer şartları da yerine getirmiş. Kendisine Instagram DM'den ulaştım ve ilk kazananımız oldu. Tebrik ederim. İkinci kazanan arkadaşımız Bora Batçıoğlu'na da hemen bir bakıyorum. O da beni takip etmiş ve ona da DM'den mesaj yazdım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ve üçüncü kazanan arkadaşımız Arif oldu. Bir kontrol ediyorum. Arif de beni takip etmiş. Devam ediyorum. Dördüncü kazananımız Umut oldu. Beşinci kazananımız Emir Sefa Ertürk oldu. Kendisine de DM'den mesaj yazdım. Sıradaki kazanan arkadaşımız da Emre oldu. Beni takip etmiş. Ona da DM'den mesaj yazdım. Altıncı kazanan arkadaşımız. Ve yedinci son kazanan arkadaşımız da Sefa oldu. Yeni çekilişler devam edecek. Hatta şu anda zaten 5 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz var arkadaşlar. Sürekli çekilişler devam edecek. Eğer kazanamadıysanız üzülmeyin. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Aşağıdan videoya bir tane like atmayı, kanala abone olmayı ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şu an ekranda hem 5 tane Brawl Pass Plus çekilişimizin olduğu videoyu hem de dün yüklemiş olduğum videonun linkini bulabilirsiniz. Katılmadıysanız çekilişe katılın ve dünkü videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özellikle aşamalı modda nasıl kolay bir şekilde ilerleyebileceğinizi dünkü videomdan öğrenebilirsiniz ve şu an içinde bulunduğunuz seviyenin en az bir iki seviye üzerine çıkacak çok önemli taktikler var. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.